Herkese selamlar dostlar. 49. hafta Spor Toto tahminleriyle birlikteyiz. Kendi yapmış olduğum 256 TL'lik kuponu sizlerle birlikte burada oluşturacağız, oynayacağız. Şimdi dostlar, ya bu askerlik sonrası benim sesim hala düzelemedi. Dün arkadaşım bir de yazmış, haklı, gerçekten düzelmedi. Şimdi dostlar, öncelikle kendi yapmış olduğunuz Spor Toto kuponlarınızı yorumlara yazabilirsiniz. Veya şöyle, bu maçtan sürpriz bekliyorum şeklinde belirlediğiniz kafanızdaki maçlar varsa yorumlara yazın. Kendi aranızda da zaten birbirinize böyle bu şekilde bir yardımcı olabilirsiniz. Ben sizlere bir adet maç skoru yarışması da yapmak istiyorum. Bilen arkadaşımızı gruplarımıza ekleyelim, bir aylık gruplarımıza. Kalmar Elfsborg mücadelesi de sizce ne olur? Maç skorunu sizlere sorduk. Çekişmeli bir maç olacaktır. Çift tercih yaptığım maçlardan bir tanesi. Dün de MLS kuponum vardı. Gruplarda vermiş oldum. Dün gece oynanan karşılaşma 2-0-7 gibi orandan. Gece zaten 3 tane maç anlatmıştım ben videoda. 3 maçın hepsi geldi. Ben burada Orlando maçına videoda mesela 1.5 üst anlattım. 1.35 gibi orandan. Fakat kuponuma koyarken 4.5 altında 1 yaptım. 1.57 gibi orandan kazandık. Kuponumuz kazandı. Gruplarımızda bu şekilde ilerliyoruz. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes açık Telegram kanalımız var. Oraya anketler, ara ara ekstra tercihler, ara ara canlı bahisler atıyorum. Yorumlar kısmında zaten sabitli açıklama ve yorumlar kısmında da var. Tıklayıp oraya da gelebilirsiniz. Diyerekten de maçlarımıza başlayalım isterseniz. Şöyle ekrana basalım. Bu arada sizlerden ricam, şöyle videoyu atsanız like'lardır. Hatta kasayı göstereceğim, dur. Like'ları bir atın. Like ve yorumları zaten bekliyorum. Bakın tam 256 TL bakiye var. Özellikle attım. Değerlendireceğiz şimdi, oynayacağız bakalım. Şimdi ilk mücadelemiz Helsinki ile Lahti mücadelesi. Finlandiya karşılaşması arkadaşlar bu mücadeleyi. Bu mücadeleyi şöyle değerlendirme altına aldım ben. Şimdi Helsinki kendi evinde zaten çok iyi oynayan bir takım. Ki 7 maçta 14 gol atıp 2 tane de gol yedi. Lahti tarafına baktığımız zaman da zaten deplasman performansı iyi değil ki. İki takım arasındaki kadro kalitesi de var. Tek tercih olarak geçtiğim maçlardan bir tanesi. Helsinki'nin doğrudan galibiyetini alıyorum ben buradan. İkinci mücadelem Tampere'n karşılaşması. Kotka ile Tampere'n karşılaşması. Çift tercih yaptığım maçlardan bir tanesi bu. Ev sahibi takım ve deplasman takıma zaten baktığımız zaman da birbirleri arasında 7. ve 8. sırayı paylaşıyor. Dengeli. Kadro kalitesine de baktığımız zaman da dengeli. Hatta Avrupa'da oranlara baktım ben. 2.21'e 2.37 mi ne açmışlar her iki takıma da. Bu yüzden ben buradan, hatta şöyle devam edelim. Bu yüzden de şöyle değerlendirme altına aldım ben burada. Tampere'n mücadelesinde ev sahibi Kotka'nın kaybetmeyeceği düşündüğüm. Çift tercih yaparaktan da 1 ve 0 olarak değerlendirme altına aldım arkadaşlar bu mücadeleyi. Siz de tercih yapacaksanız bu mücadeleyi 1 ve 0 olaraktan da değerlendirmesini yapabilirsiniz. Üçüncü mücadelem Haka ile Inter Turku karşılaşması. Videonun sonunda kuponun son halini oynayacağım zaten bilginize. Haka ile Inter Turku maçına baktığımız zaman da özellikle Haka'nın son dönem performansı zaten biraz kötü sayılabilir. Özellikle deplasmanlarda çok fazla gol yedi, puan kaybetti. Kendi evinde kısmen biraz daha iyi, taraftar önünde biraz daha iyi oynuyor. Son 5 maçında da galip gelemeyen bir Haka takımı var. Fakat Inter Turku da son 5 maçında falan 2 galibiyet, 2 beraberlik falan alsa da bu aldıkları maçları deplasmanda alamadı. Genellikle kendi evinde iyi bir takım Inter Turku. Ben burada Haka tarafına gideceğim ve çift taraflı bir sürpriz alacağım burada. Berabere çıkma ihtimali de yüksek. Fakat ben burada da 1 ve 0 olaraktan da değerlendirmesini yaptım arkadaşlar. Devam ediyorum diğer mücadelemle. Honka ile Saint-Jouin mücadelesi. Honka maçına baktığımız zaman da şöyle bir durum var dostlar. Honka'nın oynamış olduğu oyun deplasmanlarda her iki takım da zaten kaliteli ve üst sıralara oynayan takımlar. Honka'nın oynamış olduğu deplasmandaki bu oyun ben ev sahibine çok fazla işleyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ev sahibi hem daha golcü takım hem de daha az gol yiyen bir takım. Kendi evinde de zaten dengeli futbolu benimseyen bir takım ev sahibi Saint-Jouin. O yüzden ben burada da yine çift tercih yaparak da ilerledim. Finlandiya'da burada ev sahibinin kaybetmeyeceği yönünde ve 1 ve 0 tercihini yaparaktan da burada bu şekilde ilerlemek istediğimi belirteyim. 5. karşılaşmam Oğlu'yla Mariham mücadelesi. Ben burada tek tercih olaraktan da geçtim. Oğlu'nun oynamış olduğu oyundan kaynaklı, ev sahibinde form düşüklüğünden kaynaklı ve Oğlu'nun da ihtiyacı olan maçlardan bir tanesi. Burada ben Oğlu tarafındayım. Oğlu'nun doğrudan galibiyetini bekliyorum ben burada. Maç sonu 2 olaraktan da tek tercih olarak geçtim. Son 2 maçında da doğrudan galibiyet geldi ki deplasmanda oynadığı maçlarda da genel olaraktan da bir başarı elde etmiş bir takım. Ve deplasmanda oynamış olduğu 7 maçta da 14 puan toplayan bir takım Oğlu takımı. O yüzden böyle bir değerlendirmem var. 6. mücadelem Jurgarden
karşılaşması. Varnamo ile Jurgen Gardens'ın karşılaşmasında şöyle bir düşüncem var. Zaten Varnamo biraz daha zayıf bir takım olduğunu söylemek lazım. Şeye oranla, Jurgen Gardens'a oranla. Burada da şöyle bir değerlendirme altına aldım. Çift tercih olarak ilerledim burada da. Hiçbir maçı bu arada kapatmadım. Hiçbir maça 3 tercih yapmadım. Varnamo son haftalarda kazanaraktan da geldi. Fakat Jurgen Gardens'ın zaten genel olarak zirveye oynayan bir takım. Ama şöyle bir durum var. Jurgen Gardens'ın oynamış olduğu deplasman maçlarında henüz daha öyle net bir başarı yok. Ama aynı şekilde Varnamo'nun kendi sahasında oynadığı maçlarda da bir başarı göremedik biz. O yüzden burada ben Jurgen Gardens'ın kaybetmeyeceği yönünde son haftalardaki yükselişini ilerletir diye düşünüyorum. 0-2 yaparaktan da bu mücadeleye de 2 tercih yaptığımı belirteyim. Diğer 7. karşılaşmamda Degerfors mücadelesi. Degerfors mücadelesinden şöyle bir beklentim var. Geçen hafta Brom'un maçını izledim. Ajax Online ile birlikte iddia tahminleri yaptığımız videomda ne önerdim o mücadeleye ben? Ajax Online'a bir sürpriz yapabilme ihtimalinden kaynaklı 2-3 gol tercihini sunmuştum ki Ajax Online o maçta 2-0'lık bir net bir galibiyet aldı ve net bir galibiyet aldı diyorum da oyun olarak baktığımız zaman da maçın özetini de açın izleyin. Brom'un daha çok şut çektiğini, Brom'un daha çok pozisyona girdiğini, hatta Brom'un da daha çok topla oynadığını zaten görebilirsiniz. Ama o mücadele dedim ki olası bir sürpriz beklenti var. Çünkü Ajax Online kaliteli bir takım, bir yerde patlama yapacak. Ben burada Brom'un doğrudan Degerfors'a karşı galibiyetini bekliyorum. Doğrudan tek tercih olarak sunduğum sizlere değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir dostlar. Diğer bir mücadelem Sirius karşılaşması. Sirius'la Hammarby mücadelesine baktığımız zaman da açıkçası birbirleriyle dengeli iki takımın mücadelesini izleyeceğiz diyebilirim. Sirius son haftalarda bir son iki mücadelesinde bir kaybettiği oldu. Kendi evinde şöyle anlatayım. Son iki mücadelesini zaten kaybeden bir Sirius takımı vardı. Ligdeki oynadığı son mücadelesi Malmö maçıydı. Malmö'yü 3-0 gibi bir skorla kaybetti. Hammarby ile oynayacak. Hammarby de son mücadelesini Elfsborg'la oynadı. O maçta da ev sahibi 1.5 üst olarak değerlendirmiştim. 2-0 Hammarby'de yenildi. Ben burada Sirius'un Malmö'ye 3-0 yenildikten sonra ve kendi evinde olmasından kaynaklı Hammarby'ye karşı burada kaybedeceğini düşünmüyorum. Çift tercih olarak değerlendirme altına aldım. 1-0 olarak değerlendirmesini yaptım. Çünkü Hammarby'nin de zaten deplasmanlardaki genel performansına baktığımız zaman da ve iki takımın oyun stiline baktığımız zaman da burada bir olası beraberlik de benim için ön planda. Fakat burada Sirius galibiyetini de ön plana çıkarmayı düşünüyorum. 9. mücadele Elfsborg'la Kalmar karşılaşması. Bu maçın da skorunu sizlere sorduk. Kalmar mı Elfsborg mücadelesi ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Bu mücadeleyi şöyle değerlendirme altına aldım dostlar. Her iki takımda özellikle Elfsborg takımı zaten bir ivme aldı. Bu ivmeden kaynaklı burada iyi bir futbol sergileyecektir elbette. Fakat Kalmar kendi evinde yamana atılmayacak bir takım. Onlar da son gidişatları zaten olumlu. Kendi evinde de oynamış maçlarda neredeyse 2 gol ortalamasıyla oynuyor. Bu mücadelede bir olası bir sürpriz de bekliyorum. Elfsborg da iyi giderken bunun da ufaktan buradan bir darbe alır mı diye düşünüyorum. Ama şöyle bir tercihim var. 1 ve 2 olarak değerlendirdim. Ben burada 0 almadım. Dediğim gibi olası bir Kalmar sürprizi de çift tercih olarak aldım. Çünkü Kalmar tarafından da bir olası bir sürpriz galibiyet çıkma ihtimali var bence. 1 ve 2 olarak değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir dostlar. Değerlendireceklere bol şanslar. Diğer mücadelem 10. karşılaşmam Viking'le Haugesund mücadelesi. Viking'in kendi evinde oynamış olmasından kaynaklı ve Norveç Ligi'nin açılış karşılaşması olacak bu hafta. Viking'in daha kaliteli kadrosu var ki bunu söylüyorum. Kendi evinde oynayacaklar bu mücadeleyi de. Bir olası bir ihtimali var. Şöyle, Viking'in ilk 3'e girme ihtimali elbette var bu maçta. Zaten bu maçı aldığı takdirde ilk 2'ye kadar yükseliyor. 1. Bodo zaten. Ben burada kendi evlerinde doğrudan kaybedeceğini düşünmüyorum. Doğrudan 1 olarak değerlendirme altına aldım. Burada Viking'in de doğrudan galip gelerekten de 3 sıraları yükselmesini bekliyorum. Doğrudan 1 aldım. Diğer mücadelem Os BK ile Bodo Glimt mücadelesi. Bodo'nun son 2 maçını izleyen biri olaraktan da 2-0 kaybetti. Ondan sonra da en son mücadelesinde Molde dakika 17'de kırmızı kart görmesine rağmen Bodo Molde oynadı bildiğiniz üzere. Molde o mücadelede dakika 17'de kırmızı kart gördü.
Dakika 19'da gol attı. Ondan sonra ilk yarıda 2-0 öne geçti hatta. Mücadelede ben hatta ne verdim canlı olarak, ilk yarı 2-0 bitti. Ev sahibi 1.5 üst olarak da dakika 45'te verdim 1.65 gibi orandan ve son dakika golüyle o mücadelede ev sahibi 1.5 üst oldu. 2-2 ile mücadele bitti. Ben burada Bodo'nun da o yüzden doğrudan galip gelmesini bekliyorum dostlar. Bodo burada bence bu sefer OSBK'yı yenerekten de, ki OSBK'da kendi evinde biraz da açılacaktır. Açılacağı için o boşlukları Bodo iyi değerlendirecektir. O yüzden doğrudan 2 olarak değerlendirmemi yaptım. Diğer mücadelem Rosenborg'la Lidström mücadelesi. Ben burada Rosenborg tarafındayım. Rosenborg'un kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Rosenborg kendi evinde oynamış olmasından kaynaklı çift tercih yaparak da bu mücadeleyi biraz kapattım. Maç sonu 2 olmasını beklemiyorum. Burada 1 ve 0 olarak düşünüyorum. O yüzden değerlendirecekler burada Rosenborg tarafına 1 ve 0. Ki oynamış olduğu ve genç, özellikle genç kadro, genç yaş ortalaması, genç kadrosu var Rosenborg'un ve maç koşullarına baktığımız zaman da epey bir yüksek. O yüzden böyle bir değerlendirme yapmayı düşündüm. Değerlendirecekler bol şanslar. 13. mücadelem Sandefjord'la Stabæk mücadelesi. Yani bu takımların ikisi de bir kör dövüşü mücadelesi olacaktır diye düşünüyorum. Fakat Stabæk'in oynadığı, oynamış olduğu oyun daha kötü bence. Geçen hafta da izledim. Kaybetti zaten. Sandefjord da geçen hafta kaybetti. Fakat her iki takımın arasında bence Sandefjord'un bir adım önde olduğunu söylemek lazım. Tek geçtim bu mücadeleyi. Sandefjord'un doğrudan galibiyetini bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir Sandefjord'un doğrudan galibiyetini değerlendirebilirler. Diğer mücadelem 14. karşılaşmam. Strømsgodset ile Sarpsborg mücadelesi çekişmeli bir maç olacaktır. Her iki tarafa da gidebilecek bir mücadele olmasından kaynaklı çift tercih yaparak da devam ettim. 1 ve 2 olarak değerlendirmesini yaptım. Ben burada Strømsgodset'in bu mücadelede kaybedeceğini düşünmüyorum. O yüzden burada 1 ve 2 olarak değerlendirdim. Sarpsborg'un da olası galibiyeti şaşırılmaz. Hatta Avrupa'da oranlarına baktığımız zaman da 2.30'a 2.35 mi ne? Yani birbirlerine yakınlar. Beraberlik çıkmasını beklemiyorum. Fakat 1 ve 2 olarak değerlendirmemi yaptım. Son mücadelem Tromsø ile Vålerenga karşılaşması. Bu mücadeleyi de çift tercih yaparak devam ettim. Şöyle bir tercih yaptım. Tromsø'nün oynamış olduğu oyun ve ligde bulunmuş olduğu itibariyle kazanmaya daha istekli olacaktır diye düşünüyorum. Tromsø'nün burada kaybedeceğini düşünmüyorum. Olası bir Vålerenga sürprizi de beklemiyorum. İsterseniz kuponumuzu doğrudan oluşturalım şuradan. Helsinki maçına ne verdik? Pardon, kalemler, kağıtlar. Helsinki'ye 1 verdik. Tampere mücadelesine 1 ve 0. Haka maçına 1 ve 0. Honka maçına 1 ve 0 olarak değerlendirdik. Oğlu'yu tek geçtik. Matsun 2. Jurgard'ına 0-2 yaptık. Brom'u tek aldık. Hammarby'yi de arkadaşlar şöyle değerlendirdik. 1 ve 0 olarak değerlendirdik. Elfsborg maçına çift tercih yaptık. Yine 1 ve 2 olarak değerlendirdik. Viking'in doğrudan galip gelmesini bekliyorduk. 1 aldık. OSBK maçında da Bodo'yu doğrudan 2 aldık. Rosenborg'un kaybetmesini aldık çift tercih olaraktan da. Burada Sandefjord'un doğrudan 1 aldık. 1 ve 2 yaptık Salzburg mücadelesinden. Tromsø'yu da kaybetmez yaparaktan da şu şekilde 256 TL'lik. Şöyle ekranda da göstereyim sizlere. Helsinki şu şekilde yapmış olduğum 256 TL'lik bir kupon dostlar. Değerlendiriyorum hemen. İşlemi de onayla. Kuponunuz başarıyla oynanmıştır. Şuradan bekleyen kupondan bu şekilde 250 TL'ye oynamış olduğumuz kupondur dostlar. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Benim düşüncelerim, Sportoto düşüncelerim bu yönde. Kendim de oynadım zaten. Bakalım gelir gelmez 15 bilirsek 250-300 bin lira alırız diye düşünüyorum. Değerlendirecek bol şanslar. Görüşmek üzere.